Merhaba arkadaşlar, Intern TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Nasogastrik sonda takacağız bu ablamıza. Kanalda bununla ilgili video vardı ama yenilemeye karar verdim. Çünkü ekipmanlarımız artık daha iyi, daha iyi görüntü kalitemiz var. Birçok videomu sizin için yenileyeceğim. Orada bir ikinci kameramız var, daha yakın planlar alabileceğiz, daha detaylar görebileceğiz. Bunun için videoları yeniliyorum. Ama önce size bir sürprizim var. Bu üzerimde gördüğünüz hemşire tişörtünü sıkı takipçilerimden birine hediye edeceğim. Bunu nasıl yapacağım? Cuma akşamı saat 20'de bu video yayınlanacak. Pazar akşamı saat 20'de çekiliş sona erecek. Bu arada bu tişörtleri kendi sayfamızda satıyoruz artık. Bastırdık. Neden dışarıdan NASA yazan, basketbol yazan vesaire tişörtleri taşıyalım da Nurse yazan ya da kendi mesajlarımızı, sloganlarımızı taşıyan tişörtleri taşımayalım güzel tasarımlar haline getirip diye sorduk. Ve bunu yapmaya karar verdik. Biraz maliyetli oldular, tuzlu oldular, bağışlayın ama bunu yaparken kaliteli olsun istedik. İnsanlar uzun süre üstlerinde taşısın istedik. Şimdi tişörtü kazanmak için ne yapacağım diye soracaksınız. Bunu videonun içinde bir yerlerde anlatacağım. Hadi hemen uygulamaya geçelim. Şimdi başlangıç olarak Nasogastrik sonda ne için takılır? Orada mıyım, orada mıyım? Orada nasılım? Tamam, buradan devam. Şimdi Nasogastrik sonda ne için takılır? Öncelikle bundan bahsedeyim. Nasogastrik sondayı klinikte en sık kullanılan 3 temel sebep vardır. Lavaj, gavaj, tubaj. Yani yıkama, besleme ve drenaj, boşaltım. Bunun dışında bazı spesifik nedenlerle de takılabilir. Bunlar ne olabilir? Blackmore dediğimiz bir kateter var. Hemen şuradan NG'yi çıkartayım, göstereyim. Bu NG özogastan geçerek mideye yerleşir. Düşünün ki bunun düz bir kateter olmak yerine böyle balonlu olduğunu düşünün. Şuralara bir yerlere de boş bulduğum videoda bir yere örnek resmini eklerim. Balonu var, özovagus varislerinde ve kanamalarında oraya tampon olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda midede de bir balonu var. Orada da yine kanamalarda, varislerde vesaire kullanılabiliyor. Farklı varyasyonları var. Onları eklerim videoya. Bunun gibi spesifik nedenler dışında bu 3 sebepten hastaya uygulanır. Lavaj, gavaj ve tubaj. Bunların boyutları vardır. İşte gider 8 French, 6 French, 10 French, 14 French, 16 French. Bu elimde gördüğünüz turuncu 16 French'tir. Bunun boyutunu neye göre belirleyeceğiz? Bir, hastanın yaşı, temel sebep fiziki ölçüleri. İkincisi ise ne için kullandığımız. Şimdi bu kateterler uzun kullanımda böyle burunun içinde mukozadan geçip o farenkse mideye yerleştiği için uzun kaldığında yahut hastaya takarken orada bir travmaya yol açar. Hem mukozada hem de diğer dokularda travmaya yol açar. Bu travmayı minimalize etmek için takabildiğimiz, işimizi görecek en minimal boyutta kateteri takmamız gerekiyor. Akut bir durum vardır, acil bir durum vardır. 14, 16, 18 French NG takarsınız. Hemen hastanın midesini yıkamak gerekiyordur yahut hemen drenaj yapmak gerekiyordur. Bu durumlarda takarsınız. Ama uzun süreli tedavilerde hastanın beslenmesi için yahut uzun süre kalacaksa özellikle numarayı seçebildiğimiz kadar küçük, çok da küçük seçmemek lazım. Bu defa hemen tıkanırlar. Küçük kateterler içerisinde ne kadar küçük olursa tıkanma ihtimali o kadar yüksektir. Hemen tıkanırlar yahut işinizi görmemeye başlarlar. Bu uygun numarayı nasıl seçeceğiz diye soracak olursanız onu klinikte deneyim kazana kazana siz de öğreneceksiniz arkadaşlar. Bu biraz uzun bir konu. O yüzden bu konuyu pas geçiyorum. Gelelim şimdi ana uygulamaya. Bize ne lazım? Nasogastrik sonda lazım. Gavaj enjektörü lazım. Gavaj enjektörü dediğimiz alet çam uçlu bir enjektör. Bunun olayı bu nasogastrik sondanın diğer ucuna oturabiliyor olması. Hemen şuradan açalım. Bakın şuraya böyle buraya yaklaşalım, burayı alalım. Hemen şöyle bu enjektör 50 milimlik şuraya oturabiliyor. Bunun olayı bu. Bunun dışında bize su bazlı bir kayganlaştırıcı lazım takmak için. Tabii ki eldiven ve bir bardak su, flaster ve steteskop lazım. Bunlar ne için lazım? İşlemi uygularken göreceğiz. Bu arada eldiven giyerken şeyi anlatayım. Çekilişe nasıl katılacaksınız? Videonun altına katıldım yazıp alta bıraktığım anda tişört sayfasını takip ediyor olmanız yeterli. Pazar akşamı çekilişte bu tişörtten bir tane kazanma şansınız olacak. Şimdi öncelikle işlemi hastaya ya da yakınına bunu ne için yaptığımızı, nasıl yapacağımızı açıklıyoruz. Hastanın şuuru açık olabilir ya da kapalı olabilir. Kapalı olduğunda bunu takarken burundan, ağızdan mideye gideceğimiz için hasta kusabilir. Eğer şuuru kapalı ve hasta kusarsa direkt trakeye kaçabilir, solunum yoluna gidebilir, aspire edebilir. Bunun önüne geçmek için şuuru kapalı hastalarda nasogastrik sondadan önce mutlaka solunum yolu güvence altına alınmalıdır.
İşlemi açıkladıktan sonra küçük böbrek küvetler vardır. Hastaya bir tane böbrek küvet verebiliriz şuuru açıksa. Eğer kusarsa onu kullanabilir. Bundan sonra işlemi açıkladık. Hastaya uygun pozisyonu veriyoruz. Genelde duodenuma yerleşmek için sağ yan pozisyon daha uygundur. Ama şu an maketimiz o pozisyonu veremiyoruz ve birçok hastaya acil durumda vesaire bu pozisyonda semi Fowler pozisyonunda nazogastrik sonda uygulayacaksınız zaten. Ama en temel teorik olarak sağ yan pozisyon en uygunudur. Nazogastrik sondayı bu uzunca bir kateter. Nereye kadar takacağız? Nereye kadar iteceğiz? En önemli sorulardan birisi bu. Hemen ölçüsünü alacağız. Şurada maketimizin üzerine açalım. Sternumun alt ucu bizim kılavuz noktamız olacak. Burnun ucuna NG'yi koyuyoruz. Kulak memesine götürüyoruz. Buraya yaklaşalım. Hatta şu taraftan yapayım. Burun ucu, kulak memesi, kulak memesinden tuttum sternumun alt ucunu. Yani burası kateterin üzerinde işaretlidir. Şurada 2 yazıyor. Burayı netliyor mu? Hemen netleyelim oraya. Bu 2'nin hemen alt çizgisi bizim gidiş noktamız olacak, son noktamız olacak. Yahut bir tane kalemle işaretleyebilirsiniz orayı. Bu kadar gitmeyebilir bu makete. Daha sonrasında maket olduğu için bu arada normal hastada ölçüm aldığınızda gidecektir. Bu nazogastrik sondayı ilk açtıktan sonra biz az önce eğitim için bayağı bir oynadık bunu da şöyle bir yuvarlayıp katlamakta fayda var. Daha sonra su bazlı bir kayganlaştırıcı alıyoruz. Lipid bazı kullanmıyoruz ve şu ara kliniklerde antiseptik olarak sık kloroksidin kullanılmaya başlandı. Kloroksidin de böyle kaygan bir antiseptik. Onu da bazen kullanabiliyorlar ama bunun eğer akciğere giderse akciğer dokusuna neye yol açtığını bilmiyoruz. O yüzden kloroksidin kullanmayın. Mümkün mertebe kayganlaştırıcı kullanmaya özen gösterin. Hastaya işlemi açıkladıktan sonra buraya hastaya yaklaşalım. Hastayı solunum... Geldi mi kamera? Hastayı solunumunu açarken kullandığımız ekstansiyon pozisyonu değil, hastanın başını öne eğiyoruz. Hastaya daha öncesinden bir bardak su hazırlayabiliriz yahut bir buz kalıbı hazırlayabiliriz. Birazdan hastaya yutkunmasını söyleyeceğiz çünkü bu yutkunmasını kolaylaştırabilir. İlk burundan girerken hastaya bir derin nefes almasını söyleyip o hapşurma refleksini de pas geçebilirsiniz. Hemen derin bir nefes al dedik, ilk girişi yaptık. Daha sonrasında artık hastanın başını öne eğip bu hareket sayesinde özovagus daha ön plana çıkıyor. Hastanın başını öne eğdikten sonra yutkunmasını söyleyerek ilerliyoruz. Burada tabii gözlemleyeceğimiz bir şey var ilerlerken. Hastanın akciğerlerine bu tipin gidip gitmediğini gözlemliyoruz. Bu ne olabilir? Hastanın eğer trakeasına girersek oradaki vokal kortlardan dolayı hastanın ses tonu, nefes alma şekli değişebilir. Öksürebilir. Ya da buradan direkt o havanın sirkülasyonunu duyabiliriz. Bunları gözlemliyoruz bir yandan. Tabii bunlar özovagus'a giderken de olabilir ama bunlar trakeaya gittiğinizde daha kuvvetli olacaktır. Onu zaten uygulaya uygulaya ayırt ediyor olacaksınız. Maketimizi daha fazla gidiyor mu? Daha fazla gitmiyor. Tamam, artık yerleştiğimizi varsayalım. O işaretlediğimiz noktaya geldiğimizi varsayalım. Nasıl kontrol edeceğiz? Kontrol ederken ilk yöntem basitçe içeriden mide içeriğini aspire edebiliriz. Buraya mide içeriği geliyor mu gelmiyor mu çektiğimizde enjektöre ona bakabiliriz. Yahut hemen stetoskopumuzu alıp duodenumda yerleştiğimiz yeri stetoskopu dayayıp ikinci bir arkadaşımızdan yardım alabiliriz. Şu an ikinci arkadaşım kameraman olduğu için hem stetoskopu dayayıp hem de kontrol edeceğim. Buradan 20-30 milim hava verdiğimde buradan gurk sesi gelmesini beklerim. Eğer o sesi alıyorsam da doğru yerdedir. Yahut hemen şurada bir su dolu bardağa şunu koyarım. Buradan hava dolu kabarcık çıkıyor mu çıkmıyor mu? Eğer akciğerlerdeyse kabarcık çıkıyordur. Bunu gözlemleyebilirim. Bunun dışında bu NG'ler artık birçoğu şu stetoskopu yana koyayım ses çıkartıyor. NG'ler şöyle şurada bir mavi çizgisi vardır. Bunlar kontrast olarak görünür. Bu marka öyle mi bilmiyorum ama artık birçok marka öyle. Akciğer grafisi çektirirseniz hastanıza orada da NG'nin yerini tespit edebilirsiniz. Şimdi bir diğer dikkat edilecek olan yöntem, burası net anlaşıldı mı bilmiyorum. Bir daha baştan geçmek istiyorum. Kontrol ederken akciğerde mi değil mi? Bunu mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Nedir? Mideyi dinleyebiliriz. Buradan hava verip gurk sesi geliyor mu gelmiyor mu ona bakabiliriz. Bunun dışında içine su koyabiliriz ve mide içeriğini aspire edebiliriz. Bu sayede midede olup olmadığını anlayabiliriz. Yahut grafide bu işi görecektir. Hemen şu eldivenimi çıkartayım. Arkadaşlar bu... Nazogastrik sonda şuraya yaklaşalım hemen. Buraya net alalım.
Bu ne? Burada uzun süre kalacağı için bu burun mukozasında yara yapar. Özellikle yoğun bakım hastalarında yahut evde bakım hastalarında bu mutlaka yara yapacaktır burada. Bunu minimalize etmek için, önüne geçmek için bunu tespit ederken şöyle bir tane yırtayım sizin için. İpek flaster, kesebildiğiniz flasterları kullansanız daha iyi olur. Şöyle buruna yaslamıyoruz bunu. Şöyle bir etrafından atarsınız, geçirirsiniz. Şöyle bir yana, şöyle bir yana atarsınız. Bunu burada askılı bırakırsınız. Bu tip askılı şöyle burun duvarına ısrarla yaslamadığınız tespitler daha az oradaki mukozayı travmatize edecektir. Bunu yeni doğancılar vesaire iyi bilir. Buraya farklı şeyler yapabilirsiniz. Yoğun bakımcılar bilir. Farklı kalpli malpli tespitler yapabilirsiniz. Ya da bebeklerde şöyle şuradan getirilip yüze tespitlenebilir. Ve bu nazogastrik sondayı eğer hastayı beslemiyorsak hep drenajda bırakacağız. Ucunu özel bir durum, spesifik bir durum olmadıkça kapalı bırakmayacağız ki hastanın mide içeriği orada kapalı kalıp birikip hasta aspire etmesin yahut hastanın peristaltizmine zarar vermeyelim. Bunun için hastayı beslemiyorsak, özel bir durum yoksa mümkün mertebe açıkta bırakacağız. Aynı zamanda, oradan net görüyor musun beni? Oraya mı devam edeyim? Aynı zamanda bu nütrisyon konusu çok derin bir konu. Diğer konular çok derin konular. Burada yalnızca uygulamayı paylaştık. Bu işin bir de hemşirelik bakımı vesaire kısmı var. Nütrisyon kısmı var. Onlar uzun konular olduğu için farklı videolara saklıyorum bunu. Yahut Yoğun Bakım Hemşireler Derneği'nin bu konuyla ilgili kursları var. Onlara katılabilirsiniz. Burada yalnızca dijital olarak deneyim paylaşımı yaptık. En azından uygulama yapacak olan arkadaşlar için burada nasıl yaparız onu gördük. Yani ben burada gördüm bu LG'yi takarım gibi bir durum yok. Bunun öncesinde diyelim ki mesela hastanın hemogramına bakmak gerekir. Neden? Çünkü hastanın platelitleri düşüktür, trombositleri düşüktür. O düşük trombositte bunu takarsanız hasta cayır cayır kanar gibi. Ya da daha sonrasında LG'yi takarsanız akciğere gider, oradan hastayı beslersiniz, hastanın sonunu mu gider? Akciğerlerini mamayla doldurursunuz. O yüzden burada yaptığımız şey yalnızca uygulamanın paylaşımı. Bunun diğer bilgilerini mutlaka teorik olarak okuyup öğrenmeniz gerekiyor. Klinikte deneyim kazanmanız gerekiyor. Umarım sizler için bu deneyim paylaşımı faydalı olmuştur. Diğer enjeksiyon vesaire videolarımı da uygulamalı olarak yenileyeceğim. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.